Dizi aracını kullanma. Şimdi ise kitaplığımızın kenarlarını oluşturacağız ve bunlar da oyuntulu kutular olacak. Bunu üst ve perspektif görünümde yapacağız. Böylece diğer nesnelerle aynı yönlendirmeye sahip olacaklar. Çoğu zaman nesnelerinizi üst ya da perspektif görünümde oluşturacaksınız. O halde geometriye geliyoruz ve daha sonra da genişletilmiş basit nesnelerden oyuntulu kutuyu seçiyoruz. Daha sonra kutunun ilk yüzünü oluşturmak için Farenin tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra bırakıyoruz. Yüksekliği ayarlamak için yukarı sürüklüyoruz. Tekrar tıklıyoruz ve oyuntu yarıçapını ayarlamak için sürüklüyoruz. Oyuntuyu elde ettiğimiz zaman bir kez daha tıklayarak kutuyu tamamlayabilir ve çıkış için sağ tıklayabiliriz. Daha sonra Modify paneline giderek boyutları değiştireceğiz. Yani bir kez daha 3ds Max'in uzunluk olarak gördüğü toplam derinliği 35 santim olarak ayarlayalım. En ise 2,5 santim olarak ayarlayalım. Sonra ise yükseklik mesafesini de 180 santim olarak ayarlıyoruz. Son olarak oyuntulama yarı çapı için 0,3 santim yazıyoruz. Ve yumuşatma özelliğini kapatıyoruz. Bu şekilde kitaplığımızın bir rafını elde etmiş olduk. Biraz hizalama yapıyoruz. Mu aracını kullanarak herhangi bir görünüme gelerek ortalamak için x, y ve z değerlerine 0 veriyoruz. Artık hareket ettirebiliriz. Buraya bir yerlere hizalıyoruz. kabaca da olsa hizalamayı başardık. Daha sonra ise tam olarak olmasını istediğimiz noktaya getireceğiz. Z ve X değerini ayarlayalım. Üst ve sol görünümden bakıldığında tam da istediğimiz gibi hizalandığını görebilirsiniz. Ve bu oldukça iyi. Şu anda iki parçaya sahibiz ve muhtemelen daha fazla ilerlemeden bunlara bir isim vermeliyiz. Böylece hangi nesneyi seçtiğimizi de anlayabiliriz. Buradakine mesela şöyle bir isim verelim. Panel 01. Ve bu da raf 01. Şimdi de bunun bir kopyasını çıkaracağız. Aslında 3ds Max'te kopya çıkartmak son derece kolaydır. Yalnızca Shift tuşuna basılı tutarak hareket ettirme, döndürme veya boyutlandırma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diğer tarafa götürüyoruz. Şimdi ise karşımıza bir kopya mı yoksa bir örnek kopya mı oluşturmak istediğimizi soran bir pencere geliyor. Buradaki copy yani kopya seçeneği orijinali ile hiçbir ilişkisi ya da bağlantısı olmayan bir çoğaltma anlamına gelir. Instance yani örnek kopya ise birbirleriyle tam olarak birebir ilişkili olan kopyalar için kullanılır. Yani birini değiştirirsek ikisini de değiştirmiş olacağız. OK'ye tıklıyoruz. Böylece panelin bir örnek kopyası oluşmuş oldu. Ve eğer dikkat ederseniz burada kalın bir yazıyla oyuntulu kutu yazılmış. Koyu şekilde yazılmasının nedeni bu nesnenin örnek kopya nesnesi olmasıdır. Sonuç olarak şu anda elimizde çoğaltabileceğimiz bir birim var. Bu nedenle artık bir referans kutuya ihtiyacımız yok. Seçiyoruz ve Delete ile siliyoruz. Buradaki bütün parçaların çeşitli kopyalarını çıkarabiliriz. İşte bu da bize dizi aracıyla çeşitli denemeler yapma fırsatı sunuyor. O halde hepsini seçiyoruz ve dizi aracına gidiyoruz. Bu aracı araçlar menüsü altında bulabilirsiniz. Araçlar, dizi. Bu penceredeki çok sayıda ayarı görünce gözünüz korkmasın. Aksine kullanması çok eğlencelidir. Burada yapmak istediğimiz şey belirli bir sayıda kopya oluşturmak ve bu kopyaları birbirlerinden belirli mesafe uzaklıkta olacak şekilde konumlandırmaktır. Burada kopya adedi var, yani oluşturmak istediğimiz kopyanın sayısını yazabiliyoruz. Bana 5 kopya ver. Ve burada örnek kopya seçili hale geliyor. Yani bunlar birebir kopyalar olacaklar. Burada yapmak istediğimiz şey bu bölümlerin her birini belirli bir miktar yukarı kaydırmak. Eğer burada Z'ye basılı tutarak yukarı doğru sürüklersek çok sayıda kopya elde ettiğimizi göreceksiniz. Ancak ne yazık ki dizi iletişim penceresi açıkken görüş alanında bir değişiklik yapamıyoruz. O yüzden şu anki görünümle idare etmek durumundayız. Raflar arası mesafemiz 40 santim. Ama Z değerine yazacağımız değer 42,5 santim. Çünkü rafın kendi kalınlığını da hesaba katmalıyız. Biraz alışmak gerekiyor ama temel olarak yaptığımız şey sadece 5 adet kopya oluşturmak. Aynı zamanda ön izleme sunma özelliğine de sahipler. Yani eğer bunu açarsak, çeşitli ayarları değiştirdiğimizde çalışma alanında neler olduğunu anında takip edebileceğiz. Bunların hepsi örnek kopyalar olacak ve her kopyayı Z ekseninde 42.5 santim kadar yukarı taşıyoruz. Ön izleme seçeneği de aktif olduğu için iyi kötü yaptığımız işi görebiliyoruz. OK'e okay tıkladığımızda bütün kopyaların oluştuğunu görüyoruz.